Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde konumuz kas çeşitleri olacak. Kas çeşitlerinin özelliklerine birlikte bakalım isterseniz. Çizgili kas hücresi silindirik yapılıdır. Düz kas hücresi iyi yani mekik şeklindedir. Kalp kas hücreleri ise dallanmış silindirik yapılıdır. Dallanmış silindirik yapılı olan kalp kas hücreleri birbirine aradisklerle bağlıdır. Kalp kas hücrelerinin birbirine aradisklerle bağlı olması bir kalp kas hücresinden diğerine uyartının daha hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Çizgili kaslarda da, düz kaslarda da ve yine kalp kasında da hücre içerisinde miyofibril bulunması ortak bir özelliktir. Miyofibriller kasılmanın gerçekleşmesinde görev yaparlar. Her bir miyofibrilin yapısında ise aktin ve miyozin adını verdiğimiz miyofilamentler bulunur. Çizgili kaslar çok hızlı çalışır. Düz kaslar ise çok yavaş çalışır. Kalp kası ise çizgili kaslara göre yavaş, düz kaslara göre ise daha hızlı çalışır. Çizgili kaslar çok çekirdeklidir. Normalde embriyonik dönemde çizgili kas hücreleri ilk oluştuğunda tek çekirdeklidir. Ancak embriyonik dönemde tek çekirdekli olan bu çizgili kas hücrelerinin zarları kaynaşır ve çok çekirdekli görünüm alırlar. Dolayısıyla arkadaşlar, çizgili kasların çok çekirdekli olmasının sebebi embriyonik dönemde çizgili kas hücrelerinin zarlarının kaynaşmasından dolayıdır. Düz kas ve kalp kas hücreleri ise tek çekirdeklidir. Çizgili kaslarda çekirdekler kenarda yer alırken düz kaslarda ve kalp kasında çekirdek hücrenin ortasında yer alır. Çizgili kaslarda ve yine kalp kasında sarkoplazmik yapılar gelişmiştir. Düz kaslarda ise çizgili kas ve kalp kasına göre daha az gelişmiş bir sarkoplazmik retikulum bulunur. Bu arada sarkoplazmik retikulum nedir onu da kısaca belirtelim isterseniz. Sarkoplazmik retikulum kas hücrelerinde bulunan granülsüz yani düz endoplazmik retikulumlara verilen addır. Bir sarkoplazmik retikulum kalsiyum depo eder. Kalsiyumların kas kasılmasına nasıl bir etkiye sahip olduğunu kas kasılmasını anlatırken ifade edeceğiz arkadaşlar. Çizgili kaslar somatik sinir sisteminin kontrolünde istemli olarak çalışırlar. Düz kaslar ve kalp kası ise otonom sinir sisteminin kontrolündedir ve istemsiz olarak çalışırlar. Çizgili kaslarda ve yine kalp kasında enine bantlaşma vardır. Çünkü arkadaşlar kas hücresinin sarkoplazmasında bulunan miyofibriller çizgili kaslarda ve kalp kasında düzenli olarak sıralanmışlardır. Bu durum enine bantlı bir yapının ortaya çıkmasını sağlar. Halbuki düz kaslarda kas hücresinin sarkoplazmasında yani sitoplazmasında bulunan miyofibriller düzenli olarak dizilmemişlerdir. Miyofibrillerin düzenli olarak dizilmemesinden dolayı da düz kaslarda bantlı yapı görülmez. Çizgili kaslarda laktik asit fermentasyonu vardır. Normalde tüm kas hücreleri enerji ihtiyacını oksijenli solunumla karşılar. Ancak çizgili kaslarda ihtiyaç halinde laktik asit fermentasyonu da gerçekleşmektedir. Yine buna benzer bir durum kalp kasında da vardır. Kalp kasında yine iskemik koşullarda laktik asit fermentasyonu görülmektedir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtelim isterseniz. Düz kaslarda ise laktik asit fermentasyonu yoktur. Yani bir düz kas hücresi enerji ihtiyacını oksijenli solunuma karşılar ama laktik asit fermentasyonu yapmaz. Arkadaşlar çoğu zaman laktik asit fermentasyonu yalnız çizgili kaslar için yazmaktadır. Ama dikkat etmişseniz biraz önce ben kalp kasında da iskemik koşullarda laktik asit fermentasyonunun gerçekleşebileceğini belirttim. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çizgili kaslar çok hızlı çalıştıkları için yorulurlar. Halbuki düz kaslar ve kalp kası çizgili kaslara göre daha yavaş çalıştığından yorulmazlar. Yani yorulma özellikleri yoktur. Daha düzenli bir şekilde çalışırlar. Çizgili kaslarda ve yine kalp kasında ortak olarak T tübülleri bulunur. Evet, T tübülleri nedir? Ondan da kısaca bahsedelim. Bir kalp kası hücresinin zarında yani sarkolemmasında bulunan zarsı kanallara biz T tübülleri diyoruz. T tübülleri kas hücresi zarında bulunan uyartının sarkoplazmik retikuluma iletilmesini sağlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar T tübüllerin görevi
kas hücre zarından sarkoplazmik retikuluma bu yartının taşınmasını sağlamak. Ve T tübülleri çizgili kasta ve kalp kasında var. Düz kaslarda ise T tübülleri bulunmaz. Evet, çizgili kasların mitoz bölünme geçirme özelliği yoktur. Bu özellik çizgili kasla kalp kasının ortak bir özelliğidir. Çünkü kalp kasında da mitoz bölünme görülmez. Peki kalp kası yenilenmez mi en azından kısmen? Evet, kısmen de olsa yenilenebilir. Ama bu durum mitozla değil fibroz bağ dokusuyla sağlanır. Bunu da böyle belirtmiş olalım arkadaşlar. Düz kaslarda ise mitoz bölünme görülür. Çizgili kaslarda ve yine kalp kasında ortak olarak troponinler vardır. Düz kaslarda ise troponin bulunmaz. Yine kas kasılmasını anlatırken arkadaşlar aktinlerin üzerinde troponin ve tropomiyozinlerin bulunduğunu söyleyeceğiz. Troponin ve tropomiyozinlerin kas kasılmasında nasıl bir rolü var? Bunu kas kasılmasını anlatırken ifade edeceğim ben sizlere. Çizgili kaslarda ve kalp kasında troponin bulunurken düz kaslarda troponin bulunmaz. Tropomiyozin ise arkadaşlar her 3 kas çeşidinde de bulunur diye ifade etmek istiyorum. Evet, bu dersimizde kas çeşitlerinin özelliklerini gördük karşılaştırmalı olarak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.